Mutfakta Sağlık programından yeniden sizlerleyiz. Bugün ikinci bölümdeyiz artık. Programımızın ikinci bölümünden yine muhteşem bir yemek yapacağız. Patates oturtması yapacağız. Yalnız yemeğimizi hazırlarken birbirinden özel sorularımız var. Bütün izleyicilerimizi ilgilendiren muhteşem bilgiler içeren soruları kaçırmanızı istemiyorum. Not alın mutlaka. Tabii ki bu soruları Mete Ekşioğlu cevaplayacak. Uzman doktor Mete Hocam yine bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben bu hafta için soruları sosyal medyadan sizin aslında takipçilerinizden aldım soruları. Teşekkür ederim. Mete Hocam'a ne soru sormak istersiniz? Oldukça ilginç sorular da aldık bir 10 soru kadar. Onları size sormak istiyorum ve sabırsızlanıyorum. Gerçekten benim de çok merak ettiğim sorular. Patates oturtması yapacağız yine anne mutfağından. Bu arada patates oturtmasının da ekrana malzemeleri gelirse onları da izleyicilerimiz not alması için hemen saymak istiyorum. Patates oturtması için sizler notunuzu alırken ben de bir yandan hazırlığa başlayacağım. Bir 4-5 tane orta boy patates kullanacağım. Yine 700 gram kadar da orta yağlı bir kuzu kıyması kullanacağım. Bunu bir harç haline getireceğiz. İçerisine yarım demet kadar maydanoz doğrayacağım. Soğan, sarımsak, yine karabiber, pul biber ve tuz ekleyeceğim. Köfte kıvam alsın diye bir tane de yumurta kullanacağım. Patatesleri de halka halka kesip bir tepsi yemeği yapacağız fırında. Fırında yemeğimiz pişerken hocam sorularımıza cevap verecek. Ve ben de bu arada sarımsaklı bir yoğurt hazırlayacağım. Yemek piştikten sonra üzerine servis edeceğiz. Hocam ben hemen size ilk sorumu sormak istiyorum. Bu Crohn diye bir hastalık varmış. Evet. Crohn hastalığının yapay gıdalarla, obeziteyle bir alakası var mı diye bir sorumuz var. Benim de çok merak ettiğim, ben tabii yayın öncesinde size sordum Crohn ne diye. Evet. Kısa bir bilgi verdiniz ama gerçekten herkesin bilmesi gereken, belki de çoğu insanın bu hastalığa yakalanıp halen haberi olmayan insanlar mutlaka tabii, vardır. Tabii tabii olabilir. Çok tabii. Önemli bilgiler tabii. Sizden dinleyelim hocam. Şimdi Crohn hastalığı hastalığı bulan kişinin adına ithafen verilmiş. Genellikle ağızdan anüs bölgesine kadar bütün sindirim sistemini tutabilen bir hastalık. Nasıl bir hastalık bu? Sindirim sisteminin bütün katlarını tutan bir hastalık. Dolayısıyla buralarda oluşan iltihap o bölgelere göre nereye tuttuysa oraya göre belirtiler veriyor. Ama bütün sindirim sistemini ağzı bile, mideyi bile tutabilmesine rağmen en sık karşılaştığımız tutulum yeri ince bağırsağın son kısmı ve kalın bağırsağın son kısmı. Buraları özellikle çok fazla tutuyor. Kadında ve erkekte eşit miktarlarda görülüyor. Bazı hastalıklar kadında fazla, bazılarında erkekte fazla olurken burada eşit ve çok ilginç. Dünyada en çok görüldüğü yerler Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa. Onun dışındaki yerlerde çok daha ender görülen bir hastalık bu. Nasıl kendini belli ediyor? İşte dediğim gibi tutulduğu yere göre belirti veriyor. Karın ağrısı olabiliyor. İshaller olabiliyor ki bu ishaller aşırı sayıda da olabilir, az sayıda da olabilir. Kanlı da olabiliyor. Yani dışkıda kan görmediğiniz ishaller şeklinde de olabiliyor. Onun dışında sade bu Crohn hastalığı bağırsak sistemini değil, belirti olarak karaciğere ait, cilde ait, gözlere ait belirtilerle de ortaya çıkabiliyor. Kilo düşebiliyor, kilo kaybı oluyor genellikle. İştahsızlık oluyor, halsizlik. Dediğim gibi eğer eklem, deri ve gözü karaciğer tutarsa buraya ait bir takım belirtilerle de kendini gösterebiliyor ama genellikle karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma en fazla rastladığımız belirtiler. Şimdi bir sürü atak hali varmış. Tabii. Bazen şimdi iltihap dediğiniz zaman bir kronik iltihap şu Emre Bey. Vücutta tahribat yapıcı bir madde, her neyse o madde, bugün stres olsun, yediğimiz bir takım gıdalar olsun, ilaçlar olsun vesaire. Bunlar ilgili yere gittiği zaman vücut bir cephe alıyor bunlara. Yani düşman gibi gördüğü o ilacı veya vesaire neyse o maddeyi buraya savunma hücrelerini gönderiyor. Bir savaş. Savaş nerede oldu? Diyelim ki hani eskiden bir Yenişehir'de bir ovada savaş olmuştu mesela. Tamam iki ordu birbiriyle çarpışıyor, etkilenme oluyor ama ovada da tahribat oluyor. Ağaçlar yanıyor gibi. Kesinlikle. Burada da o bölgede bir iltihap olay başlıyor. Dolayısıyla vücut da bunu bazen tamir etme yoluna gidiyor. Kısmen başarılı oluyor. Başarılı olursa o geçici olarak olay kalkıyor ortadan. Kişi rahat ediyor. Veya ilaçların yardımıyla bu iltihabı azaltabilirsek orada bir rahatlama oluyor.
Ama eğer olay kronik hale alırsa bir müddet sonra dediğiniz gibi tekrar orada bir sıkıntılar başlıyor. Aralıklı böyle hecme diyoruz bunlara. Bu şekilde bu devam edip gidiyor. Kron hastalığında genetiğin çok fazla olmasa da kısmen rolü var. Stresin rolü var. Sigaranın rolü var. Sigaranın arttırıcı özelliği var. Bir takım besinlerin özellikle bu son zamanlarda ortaya çok çıkan, çokça tüketilen rafine bir takım besinlerin, kadın doğuma ait bir takım ilaçlar başta olmak üzere, oral kontraseptif diyoruz, bazı ilaçların, bazı virüslerin, mikropların bu hastalığın ortaya çıkışında rol oynadığı söyleniyor. Sonuçta dediğim gibi bir tane etken var, bu etken olayı başlatıyor, olayın başladığı yerde bir takım mücadeleler meydana geliyor. İşte vücudun burada verdiği cevaptan da biz hastalığın derecesi nasılsa ona göre bir hal alıyoruz. Şimdi bu hastalığı başlatan besinsel açıdan tabii bir esas konumuz bu. Besin açısından neler bu hastalığa sebep olabiliyor? Un ve şeker oranı yüksek gıdalar. Evet. Hep bahsediyoruz biliyorsunuz. Omega 3 ve omega 6 oranımız bizim çok değişti. Yani omega 3'ten zengin gıdaları daha az tüketir olduk. Omega 6'yı daha fazla alıyoruz. Bu denge bozukluğu örneğin kızartılmış bir takım yiyecekler buna sebep olabiliyor. İşlenmiş etler çok önemli bir sebep bu kron hastalığının yani oluşmasında. Yani sosisler, salamlar. Aynen. Katkılı olan. AVM'lerde satılan sucuklar diyelim. Onun dışında probiyotikten düşük beslenirsek biz. Eskiden insanlar bol bol tüketiyordu. Hem probiyotiği hem de prebiyotiği yani probiyotiklerin sayısını artıran maddeleri çok tüketiyordu. Ama şimdi pek bunu tüketen yok. Neler vardı mesela? Salamuralarımız vardı, turşularımız, peynirlerimiz, zeytinlerimiz, tarhanalarımız, boza, şıra, şalgam suyu, meyan kökü şurubu vesaire bir sürü şey vardı. Bunlar kalktı. Eskisi kadar daha kullanan yok bunları hazır tüketime geçince. Bunlar azaldı. Antioksidanları az tüketiyoruz. Şimdi bakın. Sizin burada kullandığınız yeşillikler, patates, hele patates aşırıya kaçılmadığı zaman son derece besleyici özellikleri olan madde, et olsun, antioksidan deposu olan gıdalar. Kaç kişi acaba bunları tüketiyor? Kaç kişi hazır gıdaları tüketiyor? Kaç kişi arabaya benzin koyar gibi hemen gıda alıyor? Bunu çok iyi düşünmek lazım. Bir diğer etken de D vitamini eksikliği. Toplumumuzda da bizim çok yaygın. D vitamini eksikliğinin de bağışıklık sistemini negatif yönde etkilemesinden dolayı kron hastalığına sebep olduğu biliniyor. Gazlı içecekler malum çok sık tüketiyoruz. Bunlar da aynı zamanda bir sebep. Alkol ve laktoz dediğimiz bu sütte bulunan şekere karşı bir intoleransımız varsa biz bunu eğer sindiremiyorsak buradan da bir takım kalkan etkenler kron hastalığına sebep olabiliyor. Ha yararlı olan gıdalar var mı? Özellikle son bilgilere istinaden ben konuşuyorum. Mesela kron hastalığında da bir benzeri olan ülseratif kolitte de badem sütünün çok büyük faydası var. Bu bademi bir miktar tabii işlem görmemiş doğal haliyle ıslattığınız zaman. Bu arada ben çalıştığım iş yerimde de sözünüzü kesiyorum. Estağfurullah. Badem sütünü yapıyorum. Çok güzel. Badem sütünü... Çok karşılaşıyoruz da, Emre Bey bununla faydalarına dair. Geçmişken tarifini vereyim. Çok iyi olur. Buna benim de ihtiyacım var bir, gerçekten. 2 su bardağı kadar bademe evet. Yaklaşık 1 litre su ekleyip evet. Bir mutfak robotunun içerisinden geçip daha sonra posasını... Bu badem içiyor. Şeyde bekletiyorsunuz değil mi? Suda bekletiyorsunuz değil mi? Yani yoksa... kabuğunu soyduktan sonra. Hı. Bademi biraz ılık suda bekletip kabuğunu aldıktan sonra evet. Bademin o içini, beyaz kısmını... 2 su bardağı kadar bademi 1 litre suyun içerisinde blenderdan geçirip tamam. Zaten parçalanmaya başladıktan hemen sonra süt halini alıyor. Sonra bir tülbentle süzüp posasını yine doğru. Kurabiyelerde çok sağlıklı doğru. Un yerine kullanabiliyoruz. Çok doğru. Suyunu da badem sütü elde etmiş oluyoruz. Onu da yine çorbalarda, tatlılarda her yerde kullanabiliyoruz. Emre Bey her yerde karşımıza çıkıyor. Ben bu derece yani bu konuda şey olduğunu, bilgi olduğunu bilmiyordum gerçekten. Ama bakın İlk madde olarak yine kron hastalığında karşımıza çıktı. İnanılmaz derecede faydasından. Bademi zaten biliyoruz hani nasıl özellikleri var. Lif açısından zengin, gerçekten doygunluk veriyor. İçinde bir sürü mineraller, antioksidanlar vesaire var ama kron hastalığında önemi çokmuş çıktı ortaya. Yumurta her fırsatta söylüyoruz. Yine kron hastalığında yararlı olan yani tıbbi tedavisine ek olarak tüketebileceğimiz besinlerin arasında. Yulaf aynı şekilde. Sebzeler ve çorbaları, sebze çorbaları son derece faydalı.
Onun dışında yine her yerde karşımıza çıkan somon. Somon son derece somon faydalı. Var, evet. Pek çok kaynak böyle kuru fasulye, mercimek gibi posalı gıdaları, bu bakliyat türü şeyleri önermemesine rağmen yine sayılı, hatırı sayılı dergilerde yapılan bir takım yayınlanan çalışmalar bakliyat grubunun da kron hastalığında son derece faydalı olduğunu söylüyor. Yani Allah korusun demekle birlikte, hocam ben herhalde kron hastası olsam ben yine de kuru fasulye tüketirim. Ya. Onu kimse engelleyemez diye düşünüyorum. Aynen, ben de çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum kuru fasulyeyi. Ve tam bir ata yemeği. Emre Bey, yani düşünebiliyor musunuz ya? Bu kadar aleni bir şey olabilir mi? Siz bunu toprağa ekiyorsunuz. O toprakta uygun ısıyı, nemi bulduğu zaman size kendisinin belki de 300, 400, 500 katı tekrar fasulye veriyor. Topraktan her şey sattığı ziyade içinde. Hocam biz onu peçetenin içerisine bile koyup filizini almak için yaklaşık i̇lkokulda, 24 saat sonra filizlenmeye başlıyor. Böyle bir protein kaynağı. Pamuk içinde büyütmüştük biz onu. Kesinlikle evet, öyle. Bir deneyimiz vardı. Onun dışında yani aksi söylense de kuru fasulye ve mercimeğin inanılmaz faydası var. Bu şeyde kron hastalığında. Kümes hayvanlarının çok büyük faydası var. Onun dışında meyve olarak avokado bir numara. Onu çok öneriyorlar. Bu soruyu ben aldıktan sonra ben çok merak ettim kron hastalığını. Biraz araştırdım hocam. Sülün etinin insan vücudunu kron hastalığından rahatlatması için çok önemli bir faktörü varmış diye okudum. Kümes hayvanları. Evet. O kadar derinine girmedim ama biliyorsunuz sülün eskiden av hayvanları içerisinde kesinlikle çok makbul olan. Osmanlı mutfağında da bu arada çok evet, önemli yeri vardır. Evet, kesinlikle. Sonra Emre Bey, bu zamanda doğada otlamış etmiş bir hayvan, orada besinini almış bir hayvan. Mümkün olabilir mi bunun etinin kötü olması, sağlıksız olması? Kesinlikle hocam. Ama tabii şu an yerini çok daha farklı şeyler aldı. Kümes hayvancılığı olduğu sürece o biraz daha geri planda kaldı ama evet, haklısınız. Ben sülün konusunda çok bilgi sahibi değilim ama kümes hayvanlarının son derece etinin faydalı olduğu söyleniyor. Bir diğer, hep bununla ilgili ben çok savaş verdim gerçekten. İnsanlarımıza tereyağının sevdirilmesi için, tereyağına evet, olan güvenden dolayı. Siz de o konuda çok hem bilgilisiniz hem yemeklerinizde çok kullanıyorsunuz. Tereyağı o sevindirici. Ben diyorum ki toprağa karıştırın, toprağa yersiniz. Tereyağı. Dünyanın en kaliteli yağı. Ha. Bir taraftan da dünyanın en tehlikeli olabilecek yağı tabii. Eğer siz onu gereği gibi kesinlikle şey yapmazsanız. Demek ki tereyağının da kron hastalığında son derece büyük faydaları var. Onun dışında bir diğer besin maddesi de pirinç. Pirinci çoğu özellikle hani kilo ile alakalı yerler geçtiği zaman önermiyoruz ama evet, kron hastalığında faydalı olduğu da bulunmuş pirincin. Yani iş bakıyorsunuz ki gene kronik bir iltihap neye dayanıyor? Beslenme şeklinize, yaşam tarzınıza çok dayanıyor ama beslenme ile ilgili özellikle yurt dışında çok geniş kapsamlı bir çalışma okumuştum ben. Sağlıklı beslenerek ve spor yaparak aklınıza gelebilen bütün hastalıklar, her türlü hastalık dahil bunların %90'ından kendinizi koruyabiliyorsunuz. Beslenme çok farklı gerçekten. Hocam kron hastalığı için gerçekten çok önemli bilgiler verdiniz ama ayrı bir program lazım kron hastalığı için. Gerçekten çok geniş bilgiler edinmemiz gereken bir hastalık. Ve öyle anlattınız ki her an herkesin de yakalanabileceği bir hastalık. Tabii, yani herkes risk grubunda gibi görünüyor. Kesinlikle. Çünkü temel bence beslenmeye dayalı. Her gün çıkıyor bir şeyler Emre Bey. Gerçekten her gün farklı öyle. Farklı hastalık. Bugün tıp fakültesi onkolojiye gidin. Diğer onkoloji servislerine gidin. Gencecik çocuklar, gencecik kızlarımız. Bunlar yuva kuracak, çoluk çocuk sahibi olacak. Ne hayalleri vardı. Ama bakıyorsunuz genellikle pek çoğu obez. Yazık değil mi? Aynen öyle. İyi beslenemezseniz o askerlerinizi, vücudunuzdaki askerleri kanserle, diğer mikroplarla nasıl savaşa göndereceksiniz? İyi beslenirken şöyle düşünün Emre Bey. Düşmanın üstüne iyi bir silahla gidiyorsunuz. Tam teçhizatla gidiyorsunuz. Ama beslenemediğinizde silahlı bir düşmana al bu sapana git düşmana diyorsunuz. Yani böyle. Gerçekten onun için öyle. O düşman sizi mutlaka yener. Hocam hemen başka bir soruya geçmek istiyorum. 58 yaşında kadın bir hasta. Ben hem şeker ve tansiyon hastasıyım demiş. Hı-hı. Bir de Maniere diye bir... Meniere. Evet, evet, ben kulak, doğru söylemiyor olabilirim. İç kulak hastalığı, evet. O da mevcutmuş. Onun yine vücudunda varmış diye yazmışlardı. Aynı zamanda tutmadıkları, hal böyleyken tutmadıkları orucu
oruçları tutmaya çalışıyormuş ablamız. Evet. Nasıl rahatsızlık verir mi ya da bu şeker ve tansiyona nasıl yön vermeliyim bu oruçu tutmaya çalışırken diye bir sorumuz vardı. Evet. Onu da yine cevaplayalım isterseniz. Şimdi öncelikle maneviyatın insan sağlığına son derece olumlu etkiler gösterdiğine inanan bir hekimim. Onu evet. ben söyleyeyim. Kişilerin bununla mutlu olması, ibadetini yapması tabii çok güzel, çok kutsal bir duygu. Fakat ben hemen hemen her Ramazan'da televizyon programlarında, bu benim haddim değil tabii, tamamen Diyanet'in bilgilerine dayanarak bazı şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Bizim Yaradanımız vücudumuza zarar vermemizi asla istemez. Tam tersine vücudumuzu korumamızı emrediyor bize. Kesinlikle öyle. Eğer şekeriniz varsa, kontrol altında olamayacak bir tansiyonunuz varsa, ciddi bir kalp hastalığınız varsa, bunun zaten şartları belli. O kişilere farz değil, onlar tutmayacak. Dediğim gibi tamamen Diyanet'in bilgilerine göre, ben adeta ezberledim onları her Ramazan'da bu programlarda konuk olarak katıldığım için. Evet. Kişilerin buna dikkat etmesi lazım. Yaradanımız da bu konuda bizi zaten muaf tutuyor. Meniyer hastalığı da şu, bizim kulağımız, bir küçücük kulak gibi görünse de Emre Bey, çok çok farklı bölümleri var. İç kulağımızda da bir organ var ki onun içerisinde sıvı var. Bu sıvının miktarında, basıncında bir artma olduğu zaman sizde baş dönmesi, işte kulak uğultusu, kulaklarda çınlama, bazen geçici olarak işitme kayıpları, denge bozuklukları falan oluşuyor. Bazen hatta kusma, terleme, bir ölüm korkusu geliyor insanlara. Bu derece etkiliyor insanları bu kulaktaki olay. Tuz, şeker, yine beslenme bozuklukları, sigara, alkol, kafeini fazla almak gibi durumlar bunu arttırabiliyor. Tedavisinde ya rahatsız ediyor gerçekten kişiyi. Baya baya rahatsız ediyor. Yani dünyanız dönüyor. Düşünün. Evet. Bulantı, kusma var. Bu vertigo ile aynı bir şey mi? Kısmen o grup hastalıkları Anladım. İçerisinde. Yani vertigo bir semptom, belirti. O belirtilerin içerisinde olan hastalık grubundan bir tanesi de bu meniyer dediğimiz hastalık. Evet. Tıbbi tedavi deneniyor önce. Çoğu hastada da başarılı oluyorsunuz ama tıbbi tedavi eğer kafi gelmezse bu sefer cerrahi tedaviye başvuruyorsunuz. Şimdi meniyerle beraber tabii tansiyon da karışabilir birbirle. Şeker hastalığı da karışabilir. Bunların üçü de bir arada olabilir. Her birinde de bakıyorsunuz ki gıdanıza gerçekten dikkat etmeniz lazım. Fakat üçünde de meniyerde dahil şişmanlık bir arttırıcı faktör. Onun için kiloya çok dikkat etmek lazım. Yani tansiyonumuz ve şekerimiz de yine hastamızın sorusunu cevaplamış olduk. Kontrol altındaysa orucunu tutabilir. Tabii eğer etkilemiyorsa kesinlikle. Şekerde hatta biraz daha da dikkat etmek lazım. Yani kontrol edemediğiniz bir şekeriniz varsa bazen oluyor. 120-130 açlık kan evet. şekeri. Sürede kısa olunca sanki bir sabah kahvaltısı, bir akşam yemeği gibi iftarı insanlar çok kolay tolere edebiliyor. O başka. Ama burada tabii iyi bir doktor kontrolünden sonra kendini sınayarak kişi buna karar verebilir. Ama rahatsız olduğu zaman, şekerinde yükselme olduğu zaman, gün içerisinde işini yapmada bir takım sıkıntı olduğu zaman, ya adam çok hassas makinalarla çalışıyordur, elini kolunu kaptırırsa Allah korusun vücudunda bir sıkıntı veya beyniyle çalışıyor. Yani beynini satarak geçiniyor adam, bilgi veriyor, öğretiyor vesaire. Onun için bu konularda kişinin kendini bir tartması lazım evet. tabii. Evet, ben rahatım, hiçbir sıkıntım yok. Doktoruma gittim, o da şeker kontrolümün son derece iyi olduğunu söyledi gibi. Ama bu arada şunu da söyleyelim. Gerçekten 2016 yılında Nobel Tıp Ödülünü alan Doktor Yoshinori Oshimi diye bir Japon profesör de şunu buldu. Kişilerin ara öğünlerde, yani ara öğünü almaması, belirli zamanlarda oruç tutmasının gerçekten vücutta otofaji dediğimiz olayı hızlandırdığını, atık hücreleri temizlediğini, adeta bir temizlik aşamasından vücudu geçirdiği de bir kesin bilgi. Anladım. Hocam yine özel bir sorumuz var. Bir hanımefendi yeni doğum yapmış, çocuk emziriyor. İşte çevrenin sürekli etkisi altında. Maydanoz yersen gaz yapar, çocuğun gazı gider vesaire gibi evet. biliyorsunuz halk arasında böyle. Çok ciddi bilgi kirliliği var. Çok çok çok. Önüne gelen herkes bir şey anlatıyor Emre Bey. Yani... Aslında soru şu. Yani bebek emziren bir annenin beslenmesine çocuğu etkilememek adına neler yemesi gerekiyor, nelere dikkat etmesi gerekiyor? Aslında soru o kadar cevabı basit bir soru ki Emre evet. Bey.
Sizin de ben yörenizi biliyorum. Benim doğduğum yöre de öyle. Yani atalarımızın beslenme tarzına baktığınız zaman zaten cevap çıkıyor ortaya. Üstelik bedenen de çok çalışıyordu bu insanlar. Bugün doğallığı bozulmamış, geleneksel beslenme tarzımıza uygun besinler aldığınız zaman sütü de bol oluyor annelerin. Evet. Burada bazen üzülüyorum. Yani sırf deformasyon amaçlı, yani kendi vücudun önceden işte daha sonra bir sıkıntı olmasın etmesin diye emzirmekten imtina eden annelere de rastlıyoruz. Böyle kişilerle de karşılaştık. Ama ne yazık sevindirici taraf tabii büyük bir kesimin elinden geldiği kadar bebeği emzirmesi yönünde. Ve bu konuda da giderek çok büyük bir bilim insanı grubu bu konuda öncülük yapıyor. Yani bebeğin beslenmesi lazım, anne sütünü mümkün olduğu kadar alması lazım. Burada yine tereyağı birinci plana geliyor. Susam yağı, tahin çok güçlü bir şey. Tabii doğalını biz tavsiye ediyoruz. Doğalını bulmak gerekiyor. Tabii. İthal olanlardan değil. Bugün ithal susamla giriyor memleketimize. Bunlar yeşillikler, o bahsettiğiniz mercimek, kuru fasulye, süt, yoğurt, peynirler bunların hepsi sütümüzü yani anne sütünü arttıran gıdalar. Zaten bilinmedik şeyler değil. Ama şu unutulmamalı. Rafine aldığımız bir takım gıdalarla anne sütüne de bazı geçişleri sağlayabiliyoruz. Bazı ilaçların geçmesini sağlayabiliyoruz. Bugün cipsler veyahut da katkılı bir takım maddeler veya asitli içecekleri aldığımızda anne sütü bunlardan etkilenebiliyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Kişilerin tamamen doğal beslenmeye ve o unutulu Emre Bey, göğüs kaslarını güçlendirici bir takım hareketler de yapmaları lazım annelerin. Bunu bilimsel olarak destek alabilirler. Onun dışında pilates eğitimleriyle bunu arttırabilirler. Bir takım kol, göğüs kaslarını güçlendirici televizyonlarda da bu konuda bilinçli insanlar çıkıyor. Bunlarla da anne sütünü mümkün olduğu kadar arttırmak mümkün. Ama özellikle benim annelere söyleyebileceğim şey çok 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 önemli. Lütfen katkılı, ne olduğu bilinmeyen rafine gıdalardan bu dönemde uzak durmak lazım. Yani bebeğin düşünün, bundan sonraki beyin gelişimi, organlarının desteği, bebeğin bundan sonra oluşabilecek probiyotikleri, kası, kemiği, her şeyi anneden gelen süte bağlı. Kesinlikle çok dikkat etmek lazım. Yani aslında bir hayata yön veren madde anne sütü. Kesinlikle. Anne sütünü yapan da işte sağlıklı besin. Aynen öyle. Evet. Hocam bir de yine çok değerli bir soru var. Bir anne üçüz doğurmuş. Hı hı. Doğuştan bir çocuğun böbreği yokmuş. Hı hı. Sağ böbreği yokmuş. Hı hı. Daha sonra da üçüzlerin birinin daha tabii bebekken diyabet olduğunu öğrenmişler. Bir tanesinin. Evet. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor diye sormuşlar. Çok önemli bir soru bu da tabii. Üçüz doğum acaba hani bir destekli bir doğum mu? Laboratuvar ortamının desteği bir doğum. Onu getiriyor akla tabii. Bu önemli. Yoksa normal kendiliğinden gelişen bir doğum mu? Emre Bey, bu tek böbrek insanların uzun ve sağlıklı yaşaması için bir şey değil, kötü bir olay değil. Yani insan tek böbrekle de ömrünü rahat rahat geçirebiliyor ama biraz daha dikkat etmesi lazım tabii bazı şeylere. O bebekteki diyabette bir sürü sebebi var bunun. Yani pek çok sebebi var. Sonuçta pankreas dokumuzda, yani bizim insülin üreten bölgemizde demin bahsettiğim bir kronik iltihabın söz konusu olması lazım. Yani oradaki insülin üreten hücrelere karşı vücut bir savaş açıyor. O savaştan önce de o bölgede bir takım o savaşa sebep olan düşmanların olması lazım. Biraz karmaşık bir mekanizma ama sonuçta tip 1 diyabete, yani o bebeklikte başlayan diyabete sebep olan yine vücudumuzun immün sisteminin, savaş sisteminin oraya hücum etmesi. Dediğim gibi çok çeşitli sebepleri var bunun. Besinsel sebepleri var, mikrobik sebepleri var. Anne karnındayken daha başlayan bir sürü sebepler var. Anne karnındayken de annenin beslenmesiyle alakalı da olabilir değil mi hocam? Evet, onun da bir etki tabii. Annenin kaptığı bir takım mikroplardan kaynaklanan sebepler olabilir. Annelik kolay bir şey değil gerçekten. Burada çocukluktan itibaren bu tip 1 diyabetin artık iyi bir kontrolle, hekim desteğiyle takibini yapması lazım. Beslenmesini ona göre ayarlaması lazım. Yıllar yılı rahat rahat yaşayan, iyi meslek sahibi olan, günümüzde yani insülinin keşfinden sonra çok büyük çığır açıldı bu şeylerde. Hiçbir şekilde korkmaması gerekiyor annenin. Ama biraz daha tabii dikkat etmesi gerekiyor. Beslenmeye dikkat etmesi gerekiyor. Beslenmesine, yaşam tarzına dikkat etmesi gerekiyor. Hocam yine çok ilginç bir sorumuz var. Hiç tatlı ve tatlı türevlerini sevmemesine rağmen... Evet.
ve bunu gerçekten haz etmemesine rağmen tatlıdan ancak şeker hastası olduğu teşhisi konulmuş hastamıza. Ne zaman mesela? Çok yakın. Erişkin yaşta mı? Evet, gelişkin. Eskiden yok ama sonra çıktı ortaya, öyle mi? Önceden yokmuş. Tabii anladım. Sonradan şeker hastalığı teşhisi koyulmuş. Bu teşhis koyulduktan sonraki süreçte de çok ilginç bir şekilde çok tatlı yeme isteği doğmuş. Bunun sebepleri neler? Nelere dikkat etmeleri gerekiyormuş? Emre Bey, biz nöbet tutarken asistanlıkta, şimdi asistan odasının çayı olur. Evet. Yemek yerken tuza da ihtiyacımız var. Olmadığı zaman şöyle yatanlara bir bakardık. Tuzumuz bitmişse tansiyondan dolayı yatan hastanın dolabında mutlaka tuz olurdu, gizli saklı. Şekerimiz bitmişse emin olun şeker hastasının dolabında mutlaka şey, hiç şaşmazdı yani. Öyle bir şey var, ilişki var gerçekten. Şimdi eğer kişi belli bir dönem sonra şeker hastası olmuşsa ve ben tatlı yemememe rağmen bunu söylüyorsa iki tane sebep olur. Bununla çok karşılaşıyor. Doktorum ben tatlı ağzıma koymam. Ama bugün tatlı kadar etkili olan mesela un var. Yani ekmekte bunu alabilirsiniz, evet. Pastayla bunu alabilirsiniz. Hadi onu da geçtik. Hareketsizlik var. Ya toplumumuzda da ciddi oranda var. Sade yediklerimizle alakalı değil ki. Hareketsizsek bir müddet sonra yine insülin direncine bağlı olarak, o tembel yapıya bağlı olarak şeker gelişebiliyor. Bunları tabii çok ciddi bir sorgulayarak sebebi bulmak lazım. Ama şu gerçek, özellikle bağırsaklarımızda kandida dediğimiz bir şey oluşmuşsa, mantar oluşmuşsa, bu bizden hep böyle şekerli gıdalar ister. Kendi geleceğini sürdürmek için. Şeker hastası olduktan sonra da insanda bu ani yükselişler ve inişler olduğu zaman refleks olarak, içgüdüsel olarak zaten o tatlı şeyleri istiyor insan. Niye? Şekerim düşmesin, biraz daha yükselteyim diye. Böyle bir kısır döngü var. Burada kaynağın ne olduğu çok önemli Emre Bey. Dediğim gibi hareketsiz bir yaşam tarzından da kaynaklanabilir, stresten de kaynaklanabilir. Sonuçta bizim insülinimizi ortadan kaldıran veya var olan insülinin etkin çalışmasını engelleyen bir durum söz konusudur. Bunu iyi bir araştırmayla ortaya çıkarmak ve tedavisini yapmak mümkün. Çünkü ileri yaşlarda, yani çocukluktan beri, o demin bahsettiğiniz bebekten itibaren başlasaydı yaklaşım çok daha farklı olurdu. Ama erişkin yaşta başladıysa o biraz gayretle, dikkatle çok kolay yüz güldürücü sonuçlar alabileceğiz. Yani bundan kurtulabilmek mümkün. Ne demek? Yeter kesinlikle. Ki beslenmemize dikkat edelim. Kesinlikle. Spor yapalım. Hocamın da hep bana söylediği spor, gibi çok spor önemli. Yapalım, hareket çok yapalım. Hiçbirini yapamıyorsak yürüyelim efendim. Yürüyüş tabii en güzel, evet, sporlardan birisi. Kesinlikle. Atasporumuz. Atasporumuz. Yani güreşten önce yürüyüş vardı biliyorsunuz. Doğrudur hocam. Onun için. Yine güzel bir sorumuz var hocam. Hamileyken bebeğin beyni gelişmediği için aldıran, bebeği aldırmak zorunda kalan, hı-hı, bir anne yeniden hamile kalmış. Ancak aynı riski yaşamak istemediği için, bu durumu yaşamamak için, evet, nasıl beslenebilirim diye bir soru var. Bu da oldukça iyi bir soru aslında. Herkesin başına gelebilecek bir soru, Allah korusun. Bu kolay bir iş değil tabii. Emre Bey, normalde zaten belli gebeliklerin bir şeyi var, ortalaması var. Yani diyelim ki 3 gebelikte bir, 4 gebelikte bir, bazıları daha çok ufakken sonlanabiliyor vücut tarafından. Bunu hakikaten yaradan öyle bir sistem koymuş. Yani yarın öbür gün sakat olacak bir şey, orada daha ufakken kaybolup götürülebiliyor vücut tarafından. Ama bunu her zaman söylüyorum, bu böyle bir iki soruyla veya bir programla çözebileceğimiz bir şey değil. Evet. Gerçekten gebenin beslenmesine çok dikkat etmesi lazım. Biz de bu doğanın bir parçasıyız biliyorsunuz. Bugün aynı toprağı nasıl işliyorsanız, önce belleme yapıyorsunuz, belliyorsunuz toprağı. Sonra yaban otlarını temizliyorsunuz, çapalıyorsunuz, arkadan gübreliyorsunuz. Bunlar olduktan sonra tohumu ekip belli bir zaman sonra da verimi almaya başlıyorsunuz. Dünyada sistem, düzen bu. Bizde yapılan olay, hiç haberim yoktu, gebelik oldu. Veyahut da ya buna hazırlanacaksınız siz. Benim folik asitim nasıl? Benim omega 3'üm nasıl? Ben hangi yağları kullanıyorum? Ben toksik maddelerden kendimi uzak tuttum mu? Ha, o zaman işte hazırlıyorsunuz. O zaman çocuk sahibi olmaya, yani aşağı, yani benim haddim değil ama normal anlamda bir hekim olarak konuşuyorsam, o zaman işte sağlıklı bir bebek yapma olasılığınızı arttırıp o çocuğu doğurma hakkınız oluyor sağlık açısından. İki, Emre Bey, bugün
Baba için de aynı şey geçerli. Yani sağda annelere yüklenmeyelim. Babada da bir takım kromozom sıkıntıları olabilir, genetik sıkıntı olabilir. Akşama kadar alkol alırım, sigarayı günde 2 paket içerim. Ben çocuksa, yok senden de kaynaklanabilir. Kesinlikle öyle. Sen de oraya bir takım gen aktarımı yapacaksın. Onda da bir takım kırılmalar, sıkıntı şey olabilir. Yani sade annelere yüklenmemek lazım. Yani burada bebeğin bu risk grubunda olması babanın da tabii, aslında ne demek, etkisi var. Tabii tabii. O hep göz ardı ediliyor ama evet, babanın da son derece genetik yapısının, çünkü anne ve babadan gelen bir takım genetik aktarım var o çocukta. Yarın öbür gün çocuğun oluşmasını sağlayacak. Bu çok önemli. Ama gebeliğe hazırlanan annelerin mutlaka ve mutlaka çok dikkat etmesi lazım. Bakın nelerle karşılaşıyoruz Emre Bey. Normalden 20-25 kilo daha fazla bir anne adayı. Bunun artık Batı dünyası her gün farklı bir literatür çıkartıyor. Diyor ki sağlıklı bir gebelik için yağ oranınızın ideal sınırlarda olması lazım. Şimdi eğer anne şunu derse, ya ne olursa olsun o çocuğu ben bir kucağıma almak istiyorum, bunun adı bencillik demektir. Tamam. Tabii annelik senin en doğal hakkın ama o çocuğa da bir yaşam hakkı veriliyor. Kesinlikle. Onu acaba sağlıklı yapabilecek misin? Otistik mi olacak? Hiperaktif mi olacak? Başka bir takım çene kusurları mı olacak? Var işte. Bir sürü bebekte şu an çene kusurları görüyoruz. Çocuklarda görüyorsunuz, diş telleri takılıyor, onlar takılıyor, bunlar takılıyor. Eskiden bunlar yoktu. Ama bunu da anne karnındaki tahribatlarla, aldığınız besinlerle veya bir takım toksik maddelerle sizler yapıyorsunuz bunu. Sizler buna sebep oluyorsunuz. Onun için öncelikle sağlıklı bir gebelik geçirmek için mutlaka sağlıklı olmak lazım. Anladım hocam. Hocam programımızın sonuna geldik. Çok değerli bilgilerdi gerçekten. O zaman önümüzdeki programımızı gebelikte beslenmeye ayıralım mı hocam? Seve seve. Yetmez bile Emre Bey. Emin gerçekten olun yetmez çok bile ama önemli ben bilgiler. Çok mutlu olurum. Halk sağlığı adına da çok önemli işler gerçekleştirmiş oluruz. Herkesin merak ettiği şeyler. Kesinlikle. Bütün annelerin de izlemesini, anne adaylarının da izlemesini isteriz. Bu arada yemeğimiz de hazır. Patates oturtmasını yaptık. Hemen neler yaptığımı çok kısa anlatmak istiyorum. Süremiz çok az kaldı. Öncelikle bir köfte harcı hazırladım. Soğanı sıçan dişi dediğimiz Türk mutfağı tabirinde, tavla zarı da diyen var. O biraz daha büyük oluyor. Sıçan dişi dediğimiz bir biçimde doğradık. Daha sonra bir diş kadar da sarımsak ezdim köftenin içine. Bir yumurta kırdım. Daha sonra baharatlarla aromalandırıp yine bir miktar da maydanoz ince ince kıydım içerisine. Bir köfte haline getirdim. Patatesleri de ince dilimledikten sonra bir miktar köfte misket şeklinde, biraz daha dağınık, daha güzel pişsin diye dağınık bıraktım. Patateslerin arasına da koydum. Biraz zeytinyağıyla ıslatarak 220 derece fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirdik. Üzerine de sarımsaklı yoğurt yaptım. Bu tarifi mutlaka denemenizi istiyorum. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.